Sevgili izleyiciler, hepinize merhaba. Son seminerler kapsamında bugün çalışanların sorunlarını konuşurken sanat camiasının da sorunlarını biraz konuşmak istedik. Korona zamanında tabii ki en önemli sıkıntıyı çeken kesimlerden biri sanatçılar. Bugün de Dünya Sanatçılar Günü, bunu da kutlarken aynı zamanda korona sonrası, salgın sonrası sanatçıların ne gibi sıkıntılar yaşadığını biraz konuşmak istedik. Levent Üzüncü ile sohbet edeceğiz. Çok değerli bir sanatçı var bugün aramızda. Hoş geldiniz Levent abi. Hoş bulduk Barış. Hoş bulduk Barış. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Evet. İyi misiniz? İyiyim efendim. Çok sağ olun. Biz tabii evdeyiz. Bir şekilde yazarak geçinmeye çalışıyoruz ama pek çok kesim için bu çok mümkün olmuyor. En önemli kesim de tabii ki tiyatrocular, opera sanatçıları, efendim film sektöründeki, sinema sektöründeki arkadaşlarımız. Bu arkadaşlarımızın durumları çok iyi değil çünkü çoğu belli işlerle, faaliyetlerle, organizasyonlarla aslında para kazanıyorlar. Sizin de durumunuz böyle. Halk TV'de de izledim, tweetlerinizi de takip ediyorum. Bu konudaki sorunlara çok ciddi şekilde eğiliyorsunuz. Salgın sonrasında sanat camiasının şu anki durumu ve sıkıntılarını bize kısaca bir özetleyebilir misiniz? Şöyle söyleyeyim sana, 2 saat sonra sokağa çıkma yasağı var dendiğinde insanlar sokağa atlayıp temel ihtiyaçlarını aldılar, paniğe kapılarak. Yanlış bir uygulamaydı, zamansız ve yanlış bir uygulamaydı. Devletin halkıyla böyle iyi niyetle sonunu kendi halkını tanımadan, kendi halkını bilmeden bu tarz davranışları bence onu çok suçlu kılar. Şimdi insanlar can havliyle dışarıya çıktılar ve dışarıya çıkan bu insanlar süpermarketlere ve fırınlara koşturdular. Neden? Hayati şeylerini almak için. Tamam, bir takım provokatif fotoğraflar çıktı etrafta. Hayati olmayan şeyleri almış insanlar üzerinden yayınlar yaptılar. Ya da bir takım insanların uzun süredir evde durmanın stresiyle kavga etmeleri. Bunu kolaylaştıran bir şey çünkü uzun süredir evde olmaları. Bu tarz görüntülerle aslında suçlu olanın paniğe kapılan olduğunu anlatmaya çalıştılar. İnsanlar can havliyle koşturuyorlar ve Türkiye'de insanlar can havliyle zor durumlarda ya da zorluktan hemen çıkılan noktalarda maalesef tiyatrolara koşturmuyorlar. Sinemalara koşturmuyorlar. Türkiye'de deprem olduğunda, Türkiye'de şehit olduğunda, Türkiye Cumhuriyeti'nde rutininde gitmeyen bir şey olduğu anda ilk eğlence sektörü diyelim biz buna, hadi sahne ve görüntü sanatlarını da bunun içine katalım. Hemen onlar etkileniyorlar. Yani biz en uçta duruyoruz. En ufak bir sarsıntıda hep aşağıya düşüyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Oluşturulan çarklarla örneğin AK MHP'li belediyeler belediyelerine çıkartmış oldukları şarkıcılara, türkücülere, kendi siyasi garabetlerini yönlendirmiş şarkıcılara, türkücülere, onların sunuculuğunu yapan aktör eskilerine milyonlarca lira para aktarabiliyorlar. Onların yarınlarını güvence altına alabiliyorlar ama insanlar yarınları güvence altına alınabilsin diye böyle bir çarkın dişlisi olmak istemiyorlar. Herkes de bu durumda değil yani. Kimi bu işle uğraşan insanlar onur sahibi. Ne, peki ne yapmak lazım bununla ilgili? Şu an insanlar en kalabalık şekilde ya sokağa çıkma yasağının öncesinde canhıraş sokağa fırlayıp bir arada oluyorlar ya da hastanede bir arada oluyorlar farkındaysan. Tiyatroya ne zaman sıra gelir? Sinemaya ne zaman sıra gelir? Ne zaman bir bara sıra gelir? Ben bunu bilmiyorum. Çünkü barlarda o gece kazandığı parayla yaşayan müzisyen arkadaşlarımız var. Eskiden duman altında şarkı söylediği için hepsinin ödül olmuştu. Öğretmen hastalığıdır bilirsin. İşte bu tarz ortamlarda çalışan insanların hastalığı, tozda çalışanların. İnsanlar ne zaman acaba bir araya gelecekler? Ve bu gündelik çalışan insanların hayatları ne zaman rutine girecek? Şu an Türkiye'de, Türkiye'nin her yerinde barlarda şarkı söyleyen, müzik aleti çalan, orada tonmeister masasında oturan arkadaşlarımızın hepsi işsizler. Ve bu insanların hiçbir yarın umudu yok. Çünkü bir daha o barlar ne zaman açılacak?
Ne zaman açılacak? Hiç bilemiyorum. Birçoğu birilerinin yanında kirasını istiyor. Herkes birbirini kollamaya çalışıyor bir telefonla bir şekilde iletişime geçerek. Nereye kadar? Lufthansa, Almanya Hava Yolları biliyorsun dünyanın sayılı hava yollarından bir tanesi. Ocak 2021'e kadar uçuşlarını durdurdu Barış. Yani bir tiyatro oyuncusunun, yövmiyeyle çalışan bir tiyatro oyuncusunun bunu sürdürebilme imkanı yok. Gel bak başka bir şey söyleyeyim sana. Örneğin Ferhan Şensoy Ses Tiyatrosu'nu ve aldığı kiralarla da orayı kiraya vererek de götürüyordu. Ne yapacak Ferhan Şensoy? Nasıl ödeyecek oranın kirasını? Peki hadi gel bu işin en büyüklerinden de bahsediyorum. Bugün genellikle Genco abi tek kişilik oyunlar yapıyor ama var iki kişilik oyunları da ben biliyorum. Mesela orada çalışan, yövmiyeyle çalışan arkadaşımız ne yapacak? Hani bunlar Türkiye'nin en tanınmış, en kalburuşlu tiyatro oyuncuları. Bugün çok tanınmış insanların kurmuş olduğu tiyatrolardaki çalışanlar daha o çok tanınmış oyuncuların hiç para kazanmadan ödeyeceği maaşlarla ne kadar devam ettirilebilir yolları? Mesela işte oyun atölyesinden bahsedelim. Das Das Tiyatro'dan bahsedelim. Hani bunlar aynı zamanda iyi de kazanan oyuncular. Hani dünya çapında bir oyuncudan bahsediyoruz. En azından kendini dünya çapında duyurabilmiş Haluk Bilginer'den bahsediyorum. Haluk abi daha ne kadar idare edebilir? Orada çalıştırmış olduğu ve bazen cebinden para verdiğini de bildiğim çalışanlarının maaşlarını nasıl verecek bundan sonra? Hani kocaman aman tiyatro atölyesi dünya çalışmadıkça yok yani bir para yok. Hani bu işin en çok tanınanından ve en çok para kazandığını düşündüğümüzünden en az para kazandığını hatta aldığı 3 kuruşla hayatını idame ettiren belki de ev kirasını zar zor çıkaran insanlara kadar geniş bir yelpazede bütün insanlar aynı oranda işsizlik ve açlık tehlikesiyle karşı karşıyalar. Burada belediyeden aldığı koli yardımından bahsetmiyorum insanların. Kiralarını veremiyor insanlar. Çünkü yani bir o akşam aldığı 250 lirayla 300 lirayla yaşamaya çalışan, aldığı 10 akşamki parayla ev kirasını ve işte 10 akşam çalışarak ya da işte 12 akşam çalışarak bir ayını kurtarabilen insanlardan bahsediyorduk. Ama şu an elimizde koca bir boşluk var. Peki bu boşluğa kim yardım eder Barış? Gel bir de bunu sorgulayalım. Kim yardım edebilir bu insanların bu çaresizliklerine? Değil mi? Bu konuda ama şöyle bir video gördüm ben. Belli oyuncular diyordu ki Sayın Cumhurbaşkanımız bize çok destek oldunuz. Tiyatro oyuncusu mu bunlar ya da orada ne iş yaparlar bilmiyorum. Böyle bir video izledim. Siz de paylaşmıştınız sanırım. Diyorlar ki Cumhurbaşkanı bize destek oluyor. Böyle bir şey mi var? Ben bilmiyorum yani. Şöyle bir durum var. Şimdi yapıları bilmek gerekiyor ama kabaca anlatayım. Ödenekli tiyatrolarda, ödenekli sanat kurumlarında kabaca, yani işte Devlet Tiyatrosu, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Opera Balesi, buralarda çalışan, yövmiyeli çalışan emekçiler var. Yani o gün çalışacak ki para kazanabilsin. Fakat zannediyorum ki Kültür Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı'nın da izniyle zaten bundan Ocak ayında bir grup insan atılmıştı bu kurumlardan biliyorsun. Herhangi bir gerekçe gösterilmeden sözleşmeleri yenilenmemişti. Bunlar bu videolarını izlediğin arkadaşlar orada kalmış olanlar. Işıkçı var içlerinde, oyuncu var içlerinde, dansçı var, müzisyen var. Atılmamış olanlar. Tiyatrolar durdu, yövmiye yatmıyor. Yövmiye yatmayınca kaç kişi ya bunlar demişler. Demişler ki 200 kişi, 150 kişi, 170 kişi. Bilmiyorum rakam ama bundan da fazla değildir. Tamam demişler onlara bir fix bir maaş verelim. Onlar da orada takılsınlar. Devam etsinler. Yani kurumun bir elemanı gibi değil statü olarak. Ama kurumun elemanlarının her ay aldığı maaş gibi cüzi bir miktarda maaş almaya devam etsinler. Sanki çalışıyormuş gibi. Ve bu arkadaşlarımıza da bunun devam etmesini istiyorsanız ya da bakın size böyle bir güzellik yapıldı diyerek bu insanları, bu genç kardeşlerime bu duruma ittiler. Ve Bursa Devlet Tiyatrosu ile İzmir Devlet Tiyatrosu'nda yövmiyeli çalışan kardeşlerim de işsiz kalma, aç kalma korkusuyla
yarınlarına duyduğu güvensizlik nedeniyle o yaratılmış küçücük Nuh'un sandallarında o sandala nimetlerini bildirmişler. Bu tabii ki bölge müdürlerinden gelen emirlerle yapılıyor. Bunu yapın bak ha. Bakın işte bak bu dönemde yani. Bak millet aç ha dışarıda bak hop falan durumunda. Üzüleceğimi yani insanları ekmeksiz kalmakla korkutup bütün meslek hayatları boyunca sırtlarında taşıyacağı bir yükle ortada bıraktılar. Bunu yaptığı kimi arkadaşlarımız, kimileri yapmadı, kabul etmedi, atılmayı göze alarak. Kimileri de yaptı bir şekilde. Hatta bu yapanların içerisinde çok acıdır ki Ocak ayında kuzeni atılmış biri daha var yani. Düşünsene. Ocak ayında kuzenini işsiz bırakmışlar ve sen çıkıp bugün bunu yapmak zorunda kalıyorsun. Çünkü işsiz kalma korkun var. Bak şimdi bizimle ilgili şöyle bir durum vardır Barış. Sadece işsiz kalmazsın. Yani sadece aşsız kalmazsın. Kendini ifade etme biçiminden de mahrum kalırsın. Anlatabiliyorum umarım. Bu çok sıkıntılı bir şeydir. Quills diye bir film vardı. İzlemişsindir. Evet. Hatta Türkiye'de tiyatrosu da yapıldı. Tüy Kalemler diye. Orada sonuna kadar sanatını üretmek isteyen bir insanın onun sanatına karşı her türlü kötülüğü yapan insanlara karşı en son bilirsin filmde ona yapma bunu diye giden rahibin hacını yutarak, o haçı yutarak intihar eder. Öldürün beni der o zaman eğer ben sözlerimi söyleyemeyeceksem. Çünkü sözünü söylemek çok önemli bir şeydir. Bizim mesleğimiz bunun üzerine kurulu. Yalansız, dolansız, halkın yararına, insanlığın yararına sözümüzü söylemek. Bugün bu dünyada yaşanan iklim krizi de bizi etkiliyor. Bugün bu dünyada yaşanan taciz, çocuk ve kadın tacizleri de bizi ilgilendiriyor. Biz bunları, bugün bu dünyada yaşanan göçmen krizi bizi ilgilendiriyor. Var olan bütün krizler, bugün sağlık çalışanlarının sapır sapır dökülmesi bizi etkiliyor. Çünkü bizim kıblemiz hep insan oldu. Sanatla uğraşan insanın kıblesi hep insandır. Bizim kıblemiz ne olsun ki? Eğer halkın düşmanı olmasalar, insanın düşmanı olmasalar biz bugünkü siyasi garabetle niye çatışalım ki? Niye fikir çatışması içerisine girelim ki? Bir de iyi bir hatırlatma yaptınız Levent abi. Bir de şöyle bir film var, kitap uyarlamasıdır bilirsiniz, Mephisto. Orada da bir süre sonra faşizmin boyunduru altında tamam ben sistem içerisinde kalayım diye bir süre sonra sistemin bir parçası haline gelen sanatçıları da görüyoruz. Evet içeride kalmanın belki bir önemi var ama... Ama orada bir şey belirtmek isterim. Barış affedersin sözünü kestim ama orada bir şey belirtmek isterim. O kişi bir tiyatro oyuncusudur. Evet. Ve en sonunda der ki yani bu kadar çok beklenti ben sadece bir tiyatro oyuncusuyum der. Zamanında çok şeylere göğüs gerdiğim, çok sevdiğim bir yoldaşım, bir tiyatro oyuncusu, meslektaşım. Bir gün buluştuğumuz bir yerde, abi şu üstümüze düşen ağırlığa bak ya dedi. Biz sadece birer tiyatro oyuncusuyduk dedi yani. Ama bizim görevimiz bu. Gördüğümüzü söylemek. Nasıl ki bir yazar, bir tiyatro oyunu yazarı, bir edebiyatçı, bir şair duramaz onu yazar. İşte Quills örneğinde verdiğim gibi. Biz de duramayız söyleriz. Yönetmen duramaz, yönetir. Yönetmen duramaz, senarist duramaz, yazar, çeker. Fotoğrafçı duramaz, o fotoğrafı çeker. Bak dün Enginbaş'ın şeyini gördün mü fotoğrafını? Beşiktaş'ta köpeğine sarılarak yatmış olan o evsiz evet. Çocuğun halini. Ne kadar yürek burkan bir fotoğraftı. Hemen Beşiktaş Belediyesi harekete geçti ama çocuğu bulamamışlar. Bulamamışlar. Kim bilir nerede, nasıl bir zorluğun içerisinde kaldı insanlar. Ve ne kadar etkileyici bak bir fotoğraf görüyorsun değil mi? Bir söz, bir satır söz ne kadar etkileyici düşünsene. Ve o sözlerin ağırlığında kaldıkları için bugün yapılmış haberin yapılmışını, yani yapılmış haberi tekrar yapan insanları senin adaşlarını hapse attılar. Yolsuzlukları, arsızlıkları, hırsızlıkları ortaya çıkaran belediye başkanlarını görevlerinden aldılar. Bugün 807 bin oy farkla seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı bir o seçim tekrarında onların seçimi de yenilenseydi asla o koltuklarda oturamayacak olan belediye meclisi üyeleri çalıştırmamaya yemin etmiş gibi çalışıyorlar.
Arkadaş, bu halk sizin ayrıştırmaya çalıştığınız gibi bir halk değildir. Bu halk sizin kandırmayı başardığınız halktan ibaret de değildir. Biz halkız. Kandırdıklarınız da dahil, kandıramadıklarınız da dahil. Çünkü hepimizin çocuğuyla yaratacağız geleceği. Bu arada size Twitter'dan, yurt dışından yazıyorsun, ne kadar rahat konuşuyorsun diyenler var. Halbuki siz Türkiye'desiniz yıllardır. Hiç terk etmediğiniz ülkeyi. Bunları da görüyorum. Arada siz de kızıyorsunuz haliyle. Çok tuhaf şeyler oluyor. Biz bu ülkedeyiz. Bu ülkeye sahip çıkmaya çalışıyoruz. Buradaki yazarlar, sanatçılar olarak. Çünkü dediğiniz gibi biz halkız. Burası bizim ülkemiz. Gidecek bir yerimiz yok. Gitmeye niyetimiz de yok. Burayı değiştirmek istiyoruz. Olsa ne fark eder? Doğru. Diyelim ki gidecek yerimiz olsa ne fark eder? Bırakır gider misin sen? Tabii. Yani gidenlere bir şey söylemiyorum. Yani herkesin hayatı var. Ben gidemem. Çoluğum çocuğum var diye değil. Ben yaşayayım ama ben ülkemde yaşayacağım yani. Doğru. Kimin haddine bu ülkeye ipotek koymak da bana yerler göstermek de, ben bugüne kadar kime demişim git Arabistan'da yaşa, git Paris'te yaşa, git Çin'de yaşa diye. Hiç kimseye demedim, böyle bir hakkım yok. Yani ben o tweet'i attım. Merak etmeyin, bu ülkede kalıyorum, kudurum diye tweet attım. Vay sen yaşıyor musun diyor. Ama bir önceki tweet'i sen dışarıda mıydın yani. Anlatabiliyor muyum? Saçma. Şimdi peki ne yapacağız? Yani çok zor bir süreç. Biz sanatçılar, yazarlar, hatta film emekçileri, sinema emekçileri ne yapacak? Nasıl bir arada durabiliriz? Ne öneriyorsunuz bu konuda? Bir an önce 40 milyon kişiyi yönettiğini düşündüğümüz ve bunu da dillendirmiş olan bir Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları var. İşte Millet İttifakı. Şimdi Türkiye'de bu biraz önce sana anlattığım şartlarda oyunculuk yapan, işte şarkıcılık yapan ve bunun tiyatronun bütün, işte müziğin bütün emekçiliğini yapan yaklaşık 4.000-5.000 kişi arasında insan vardır. Hemen bir an önce büyük ilçe belediyeleri de dahil olmak üzere İzmir'deki 2-3 tane büyük şehir, Ankara'daki 1-2 tane büyük şehir ve ilçe belediyesi, İstanbul'da en az bir 10 tane büyük ilçe belediyesinin hemen bu sayıların envanterlerini çıkartıp bu insanları bir yıl boyunca muvakkat çalıştırması gerekiyor. Evet. Kullanabilirler her türlü işte. Ki insanlar bilsinler, bir maaşları olacak. Geçici olarak işe alınmış olsunlar. Yani şu an bu 4.000-5.000 kişinin özgür ağırlığını düşün Barış. Evet. Bir tiyatro oyuncusunun ettiği bir lafın bir toplum için ne kadar etkili olduğunu düşün. O lafın edinmemesi bu siyasi garabetin ekmeğine yağ sürüyor. O insanların aç, mesleklerinden uzak kalması, yapamayacak bundan bir sene, iki sene sonra ne zaman geçeceğini bilmediğim zamanda bu işe sahip çıkacak olan insanların ona sahip çıkamayacak duruma gelmesi bu siyasi garabetin işine gelir. Çünkü aklı, fikri, vicdanı, onuru olan bir insan bu siyasi garabeti desteklemez zaten. Bu bir çıkar çetesidir. Bunu hepimiz söylüyoruz, görüyoruz da yani. Kendi çıkarını koruyan, kendine oy verenin çıkarını koruyan bir siyasi çetedir bu. Şimdi düşünsene Barış Allah aşkına. Bugün Türkiye'de bunun bir mensubu olmayan, bu siyasi garabetin bir mensubu olmayan kaymakam var mı? Vali var mı? Hakimdir, savcıdır var mı? Kaldı mı? Yani sana şöyle bir örnek vermek istiyorum. Hani bu 2015 yılından verilmiş bir örnektir sana. Bundan 5 yıl önce şehir tiyatrosundan ben atıldığımda usullere aykırı bir şekilde, yani hukukta usul diye bir şey vardır ya, usullere aykırı bir şekilde hakkımda yalan ithamlarla beni atmış olan insanlar, benim tiyatrodan uzaklaşmama neden olan insanlar idare mahkemesiydi, şu anda Danıştay. Yarın öbür gün de Anayasa Mahkemesi olacak. Çünkü 657'ye tabi bir devlet memurunu atılabilmesi için o devlet memurunun ağır ve yüz kızartıcı bir suç işleyerek hapis cezası alması gerekiyor. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum sana? O yüzden bu örneği veriyorum. İnsanlar bizim lehimize karar veremesinler diye böyle yapıyorlar. Korkutuyorlar. Adalet böyle bir duruma gelmişse tuz kokmuş demektir. Bir ülkenin dini olmaz ama bir ülkenin adaleti olur. Çünkü o ülkenin dini adaletidir. Bu mahvolmuş durumda. Buradan iyi bir şey çıkma ihtimali kalmadı. Peki bu sizin öneriniz? Onun için yarın daha iyi bir ülkeye uyanabilmemiz, daha iyi bir ülkenin yaşayarak şahidi olabilmemiz için, onun bir parçası olabilmemiz için bugünleri hiç unutmadan yarınları kurmamız gerekecek. Bu sizin önerinizi çok makul buluyorum aslında. Dediğiniz gibi 4.000-5.000, hadi biraz fazla biraz eksik diyelim. Bunları bir biçimde bir araya getirip
Ya da işlerinden bir sözlü seçip belki siz olursunuz, biz oluruz birkaç arkadaş daha. Gidip belli kesimlerle görüşsek desek ya bu konuda mesela ben İzmir'deyim. Siz İstanbul'da belli görevleriniz de var. Bunlarla birlikte bir görev alsak, inisiyatif alsak beceremez miyiz acaba? Beceririz. Bu önerimi dile de getirdim. Çünkü 40 milyon kişinin yönetildiği bir yönetişim biçiminde, işte Millet İttifakı dediğimiz yönetişim biçimi içerisinde 4.000-5.000 kişiye, 1.000 kişiye bir kişi mi düşüyor? Evet. Yani 1.000 kişinin işte zimmetine, yani 1.000 kişiye zimmetliyorsun birini. Bir ışıkçıyı mesela. Bak şimdi şey yapılamıyor, dışarıda diziler yapılamıyor biliyorsun ama setler başlayacakmış haftaya duyduğuma göre. Bu çok acı bir şey. İnsanlara evde kalın diyerek o insanları evde tutacak olan diziler, o dizilerin bütün set ekipleri, figüranları, herkes bu hastalığın pençesine atılacak, içlerinden ölenler olacak. Ne acıdır ki? Ama ne olacak? Bizler evimizde otururken o emekçi kardeşlerimizin yapmış olduğu, çekmiş olduğu dizileri izleyerek evimizde oturmaya devam edeceğiz. Çünkü herkesin Netflix'i yok evinde. Örneğin benim annemin babamın Netflix'i yok evinde. Akıllı bir televizyonları da yok. İşte bu ulusal kanallar, bu AKP'nin yayın organları ne yayınlarsa ona bakıyorlar. Şimdi ne olacak bu? Nereye kadar gidecek? Demek ki hemen dizi yapmaya devam edelim yoksa insanları evde tutamayacağız. Peki o dizinin emekçileri ne olacak? Ama öyle zor durumdaki o arkadaşlarımız, onlar da haftada aldıkları parayla yaşıyorlar. Onlar da haftalıkçı. Gündelikçi değiller, haftalıkçılar yani. Günde aldıkları yevmiyeyle değil, haftada aldıkları yevmiyeyle, haftalıklarıyla yaşıyorlar. Ve o arkadaşlarımı kıyıda köşede bir lirası yok. Ev sahiplerini arıyorlar. Erteleme rica ediyorlar. İnsanlar kredi çekmişler Barış. Kredi çekmişler. Çekmiş oldukları kredilere tamam erteledik biz diyorlar. Ne kadar ertelemişler? 6 ay sonraya. Her ay boyunca ne kadar alacaklar? Yüzde bilmem kaç. Faizi de Yani bırakmıyor. Onlar... erteleme diye bir şey yok. Ertelemiş ama o farkı alacağım ben senden diyor. Şimdi yani nasıl yani? Yani hem erteliyorsun hem alıyorsun. Al bak başka bir örnek vereyim sana. İşten çıkartmaları 3 ay yasakladık dedi, değil mi devlet? Evet. Ama çalışanlarınızı ücretli izne çıkartabilirsiniz dedi. Ücretli iznin şartı ne? Bir ayda her hafta 5 gün çalışma üzerinden hesaplanıyor. Ayda asgari ücrette 800 liraya denk düşüyor bu para. Bu 800 lira parayı da zaten devlet veriyor. O işveren de cebinden vermiyor bunu. Ya? Peki son olarak siz lafınızda esirgemeyen bir sanatçısınız ama aynı zamanda da toplumu gözlemleyen bir sanatçısınız, görüyorsunuz. Sizce umut var mı? Akıl ve bilim artık bundan sonra biraz daha en azından öne çıkar mı? İnsanlar şunu gördü mü? Akıl ve bilim olmadan olmuyor. Aşı karşıtları bile aşı için dua etmeye başladı diyeyim. Böyle bir durumda bir nebze Chomsky'nin dediği gibi bu kötü günlerden belki yeni bir dünya umuduyla, yeni bir ülke umuduyla harekete geçebilir miyiz? Siz böyle bir ışık görüyor musunuz? Bir arkadaşımla uzun süreden beri konuştuğumuz bir şey vardır. Onun verdiği bir örnek vardır. Çok sevdiğim bir arkadaşımdır kendisi. Bir abinin anlattığı bir hikayeyi anlatır bana. Yarın öbür gün diyecekler ki dünya haritasına bakıp, bak diyecekler, bütün dünya eşitlikçi ve özgürlükçü bir dünyaya geçti. Serbest piyasa ekonomisini bıraktı. Bir tek şurada Orta Doğu ile Avrupa'nın arasında Türkiye diye bir ülke var. O hala din sömürüsü üzerine devam eden kapitalizmle devam ediyor. Müze gibi herkes orayı gezmeye gidiyor sistemin nasıl işlediğini görmek için. Çok teşekkür ederim. Levent abi katıldığınız Rica için. ederim Barış'cığım. İyi Sağ ol yayınlar. kardeşim. Kutlu olsun. Sağ olun. Sağ ol kardeşim. Senin de kutlu olsun. Sevgiler.